Hadi oğlum. Ha? Çalıştır şu kafayı ya. Toplamı kaç eder diyor oğlum. Fiko. 56. Aa, lan sabaha kadar sürecek sandım ha. Yaz. Abi. Şimdi babam döndü. Hikmet abim de burada. Hepimiz birlikte oturuyoruz yine. Çok güzel ha. Çok güzel. Bak. Abi. Son 24 saatte hiç kötü bir şey olmadı. Farkında mısın? Farkındayım. Çok komiksin sen. Yaz. Rahmet. Abla. Ya bir Tufan abi arasana. Babam yok yine ortada ya. Bak açtın şu ağzını. Babam yok. Hadi masayı kaldırın. Yemek hazır. Alo Tufan abi. Ya, ümitsiz bir soru ama orada mı babam? Yok değil mi? Eyvallah abi. Yok. Al. Tut lan. Abla. Benim eşofmanlarım nerede? Dolapta da ne yapacağım? Bugün beden dersi yok ki ablacığım. Ne sırtıyorsun lan sen? Beden dersi yok da maç var. Nasıl yani? Lan sen yoksa... Evet, Fiko kardeşiniz Aslak ön alındı. Ey yastığım benim. Ay benim be. Ey yastığım be. Oh, aferin sana aşkım benim. Azmettin, başardın. Aferin sana. Aferin lan. Vurmadan. Oğlum sen niye daha önceden haber vermiyorsun? Hep son dakika sıkıştırıyorsun. E huyu. Ha. Okul çıkışı maç var ha. Geleceksiniz değil mi bak? Geleceğiz tabii ablacığım. Hadi git dolaptan al eşofmanı hadi. Ay yaptık. Şeye bak ya. Hadi bakalım siz de okula. Hadi Kiraz, Rahmet, Hikmet hadi. Hadi okula. Filiz, ben şimdi bir karakola gideceğim ama sonra hemen gelirim. Sen çocukları al, Tülaylara git. Gelip sizi oradan alırım, tamam mı? Sakın evde yalnız kalma. Tamam. Ben de kalayım abla diyorum sana. Sen okuluna git ya. Vallahi kafanı takma. Cemil zaten gidecek, gelecek hemen. Git git sen. Hadi. Hadi bakalım, ben masayı toplayayım. Tülay ablayı misafirliğe gidelim, olur mu? Tamam. Hadi bak. Barış abi. Fiko. Ne yapıyorsun? Barış abi. Ben Aslakama seçildim biliyor musun? Gerçekten mi? Bravo ulan sana manyak. Söylemiştim ben. Bravo. Barış abi senin sayende. Ben ne yaptım oğlum? Sen kendin yaptın. Barış abi. Ha? Okul çıkışı maça geliyorsun değil mi? Ha, maçı mı var? Barış abi geleceksin değil mi? Tamam gelirim ya. Hayaller. Anne be. Tamam. Sen bu masadan vazgeçme. Oğlum sen ne yaptın? Sen kendi başına yaptın. Bravo. Hadi Fiko geç kalıyoruz. Tamam abi. Yürü. Dünya kadar dert var başımızda ya. Anlatırım. Tremses. Hı hı. İyi abi sana. İyi. Kim? Abla. Ha. Ha geldi. İsme bak kim orada? Hayır çıkamaz kim. Ha. Hadi bakalım minibollar. İlk kim geliyor? İlk kim geliyor? İlk kim geliyor? İlk kim geliyor? Abla. Atla bakalım. Hop. Hadi koş Kiraz ablanın yanına. Haber abla. Uykusun sen de. Merhaba Filiz abla. Ne haber? İyi sen? İyi. Ah,
Kim gelmiş, kim gelmiş? Fikolar yok. Ha, onlar soyunma odasında ya. Çıkarlar şimdi. Hikmet. Gelir şimdi. Barış abi. Selam. Ben şurada oturayım da devre arasında görüşürüz. Bizle otursaydın. Yok ya şimdi. Sıkışmayalım orada. Yok, yer var. Oturabilirsin. Zeynep'ciğim sen İsmail'in yanına otursana. Geleyim, tamam. Ne haber? İyi, sen de. İyi başarılar sana. Senin nereden haberin oldu ya? Fiko davet etti. Davetiyle geldim. Yüksek gerilim hattı oldu burası. Ha, sorma. Aslında be. Aslanım benim be. Ya hadi tezahürat yapalım. Tezahürat. Haydi Fiko, haydi Fiko, haydi. Haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Fiko, haydi Fiko, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi. Hadi aslanım be. Allah'a baş. Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü. Koş, koş! Güneşe, hadi, top onda. Hadi Fiko! Hadi be, hadi! Hadi Fiko! Kitabımızı yırtıktı ama dikenli yolları koşar geçtik. Helal olsun be, bravo! Nerede bizdeki güneşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki güneşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalamadın mı? Öpüp de koklamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalamadın mı? Öpüp de koklamadın mı? Bunlar da saklamaya çalışıyorlar ama deli aşıklar birbirlerine. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Müjde ha. Anlıyorsun şu aşk işlerinden. Fiko, biz biraz suç atacağız. Tenimiz süpürmeden geliyor musun? Kiraza bakayım, ondan sonra gelirim. Tamam, bahçedeyiz. Ya ver şu defteri, ver. Cevap versene. Çok konuşma. Ne yapıyorsun ya? Kiraz, ne oluyor lan burada? Kim yaptı lan bunu söyle. Söyleseniz oğlum. Kim yaptı lan? Ben yaptım. Ne olacak? Evet, ben yaptım. Ne olacak? Kimse benim ablamı itip kakamaz, tamam mı? Yaparsam ne olur? Söylesene. Hadi söyle de anlayalım. Kötü olur. Ya kızım, uzak dur Kiraz'dan, anladın mı? Anlamadım. Ne olacak? Ya tamam, git şimdi kızım, anladın mı? Ne oluyor burada? Kalk Fiko, kalk. Ayşe, yürü. Müdüre gidiyoruz. Gir. Gelin bakalım, gelin. Hocam,
Özür dilerim. Ben bir şey yapmadım yani. Biliyorum, biliyorum. Sen bir dur. Kızım, okula başlar başlamaz sen neden olay çıkartıyorsun hemen ha? Daha bir hafta oldu bu okula geleli. O arada çıkarmadığın kavga kalmadı. Bak kızım, kaç tane okuldan atıldın? Artık burada usta dur. Buradan da atılırsan artık okuyamazsın sen. Anladın mı? Tamam hadi çıkın. Hocam, benim ablamı falan çağırmayacak mısınız? İstersen ablanı çağırtayım. Sen de alışkanlık haline geldi herhalde. Yok yok gerek yok tamam. Çıkın hadi çıkın. Kiraz, sen neden söylemiyorsun sana Satış'ın kız olduğunu? Ya ben sana zaten hiçbir şey söylemedim ki. Ya yürü ya, yürü. Fiko, nasıl yedin ama kızdan da ya? Ya oğlum ben o kız diye vurmadım ya. Ha, öyledir, öyledir. Ya Fiko, sen onları boş ver. Hem Ayşe herkes dövüyor. Ya kızım anlamıyorsan beni kimse dövemez. Ben o kız diye vurmadım ya. Ya bir daha da beni kız kavgasına falan çağırma tamam mı? Olmadı lan, ne yapacaksak yapalım. Lan dur iki dakika, beklesin sen. Manyak nereden çıktı ya? Doğru konuş lan, sensin manyak. Hop! Ah, zor söyledim lan. Çok zordu kaçmak. Ne yapıyoruz, niye topladın? Evet Fiko, ne yapıyoruz, neden sen bizi buraya getirdin? Demiş kuleyi kırıyoruz oğlum. Hadi be, yes! Ha. Ama... İlk ben dövüşeceğim. Tamam ona bakarız dur. Oğlum ne dövüş kulübü lan? Oğlum siz bir de ben. Bu okulun en güçlü çocukları değil miyiz? E o zaman kapışalım oğlum işte. Sonra kim kalırsa okulun en güçlüsü olur. İyi be korktuysanız hadi okula. Ne korkacağız lan? Hadi. Kim çıkıyor karşıma? Ben çıkıyorum lan gel. Ben ne zaman dövüşeceğim? Sen beni bir seyret bakayım ben ne biçim dövüşüyorum şimdi. Kesin döversin ha. Kesin döversin. Suç deyince başlayın. 1, 2 Fiko! Fiko! Ne oluyor orada? Hadi okula. Hadi. Ömrüm hadi ben hiç yapmadım. Hemen. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ya siz iki saattir neden Cemil 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 diyorsunuz? Kim bu Cemil? Komşumuz olur kendisi. Ha, Çinçi Cemil. Çinçi Cemil. Ya neden coşturma şunları ya. Ay ne coşturacağım ya. Hem benim nişanlıma yemek yapmam lazım. Ha. Ay hadi bakalım. Hoşçakalın. Ayşe'cim annem merak etmesin seni. Rahmet abim bıraksın mı? Abla ben bırakayım mı? Ha bırak. Abi ondan değil ya sen yorulma diye diyorum ben. Ya bırak işte. Tamam kimsenin bırakmasına gerek yok. Ben kendim kalka giderim. Tabii ki gidersin aşkım. Ya sen tabii gidersin Ayşe kendin de. Ben de çıkacağım zaten hep beraber yürürüz. Hadi. Görüşürüz Ayşe. Ayşe'cim tekrar gel. Bana bak şunun annesiyle tanışalım. Tamam tamam. Ben şimdi gidiyorum. Kadına röntgeni çekiyorum içinden. Böyle nasıl iyi bir kadın mı, kötü bir kadın mı hemen anlıyorum. Çünkü eğer kötü bir kadınsa benim altın kalpli ablam ona da kol kanat yerler değil mi? Tabii. Gerizekalı. Ona bak. Ya ne altını be? Elmas, elmas. Ay elmasla ben hurlanıyorum. Doğru doğru. Elması kapatıyoruz. Hadi. Ha bana bak. Hızlı gidin gelin de Hikmet'i arayalım hep birlikte. Tamam tamam biz gelmeden aramayın. Tamam tamam. İyi hadi. O Cemil bir daha bizim evimize girmeyecek değil mi abi? Bak vallahi elimden bir kalan çıkacak karışmayacağım o zaman. Tamam Fikocuğum uzatmıyoruz meseleyi değil mi? Demek ablanız siz yetimhaneye düşmeyin diye evlendi o adamla.
Evet, öyle oldu Ayşe'cim ama neyse bunlar bizim konumuz değil şimdi. Sen şimdi söyle bakalım, siz bundan önce nerede oturuyordunuz? Uzakta. Uzakta. Cemil abi bir daha bunları anlarsın da bak benim ağzı bunu nasıl kırıyorum, görsün o zaman. Meselelerimizi artık kavga ederek değil, konuşarak çözüyoruz, değil mi Fıkacığım? Döverek iki dakikada halledeceğimiz şeyi niye ağzımıza yoralım ki? Hep burası. Hı? Burası. Ha, burası mı eminiz? Ya sizin gelmenize gerek yok, ben girerim. Ayşe'cim olmaz öyle şey yani şimdi. Annene teslim edelim ki bizim de işimiz rahat etsin, değil mi? Annem daha gelmemiştir, anahtar da bende. Ya gel ya sana. Uzatma, uzatma. Bu kadar. Evet abi, uzatma. Ben bakıyorum Ayşe. Ya bir git. Lan sık yapıyorsun lan kızın yanında ha? Ayşe maşe dinlemem. Yemin ederim öldürürüm seni Fiko ha. Sen yapınca oluyor. Ayşe, istersen birlikte yiyebiliriz. Ne oldu ya? Biz arkadaş değil miyiz? Ya. Nasıl ya? Sen bizim eve geldin. Ben de seni evine bıraktım. Öyle kolay mı sanıyorsun sen benimle arkadaş olmaya akıllı mı? Değil mi? Sen şimdi benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? Evet tabii ki de. Başka ne olacak? Güçlerimizi birleştirelim mi diyorum ben? İlk önce hak etmen gerek. Tamam. Söyle kimi istiyorsan döveyim. Gör sen de. Kimseye ihtiyacım yok. Ben istediğim zaman istediğim kişiyi dövebilirim. Ne yapacağım o zaman? Benim cesaret testimden geçecek. Tamam. O hiçbir şey değil ki. Ben cesurumdur zaten. Öyle kolay sanma. Ben sana sonra haber vereceğim ilk sınavına. Karanlığa çok bir girdiniz mi? Ne oluyor? Bu kim ya? Merhabeşe. Açıldım da ayağımda yine girdiniz. Çocuk yiyeceğim. Ben Güneş'e. Güneş'e niye? Seni atarım okuldan. Ateş ettik. Bilmecik. Kendimize edildik. Ayakkabı mı edildik? İyi misin oğlum tamam sen? Tamam. Hadi kendi yollarını koşarak geçtik. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Şuradan ben alacağım. Güneş'e. Versene şunu. Berçan. Oğlum versene şunu. Fiko. Yürü git. Rahmet neye mi rezillik? Ya hocam ateşi falan çıkmıştır bunun ya. Bir de bizim aile çok şey yaşadı bu ara. Babam hastalığı işte ameliyat oldu. Böyle annem bir gitti bir geldi. En son yeğenimiz kaçırıldı falan. Bunun kafa yandı orada tabii bey. Ondan yapmıştır bu. Bir daha ablanızı çağırttırmayın buraya. Tamam hocam. Halledeyim. Fena olur atarım okuldan. Şakası yok mu işin? Haksız hocam. Hallediyorum ben şimdi. Siz ne bakıyorsunuz orada? Hadi sınıfınıza. Çabuk. Müdürün odasında şarkı söylemek ne oğlum? Ha? Attıracak mısın sen kendini okuldan? Tamam abi kapatalım konuyu. Ne kapatalım konuyu? Söyle niye yaptın? Ayşe. Sen yaptın değil mi? Kesin sen söyledin. Ya Kiraz sen karışmasana ya. Vallahi Ayşe demiş abi. Sen benim kardeşimden ne istiyorsun ya? Başını belaya mı sokmak istiyorsun? Ayşe. Sen mi söyledin Fiko yapsın diye? Ya abi yok. Ufacık bir kızın dediğini mi yapacağım ben Allah Allah? Benim aklım yok mu ya? Yok. Ya ben kendi isteğimle yaptım. Onun bir suçu yok. Yedi bu çocuk kafayı. Fiko. Fiko. Teşekkür ederim. Senin de sesin fena değilmiş. Ya kızım.
Senin yüzünden bütün okula rezil oldum. Kendi isteğinle yaptım, bana ne? Sen yap demedin mi? Neyse tamam. Arkadaş olduk değil mi? Yok. İkinci bir sınavın daha var. Ne? Nasıl ya? Bitmedi mi? Bitmedi. Sınıfınıza gömleğini içine sok. Bu sefer kesin atılacağım ya. Kızım bu saç ne? Düğüne mi gidiyorsun? Topla şimdi şunu. Topla. Topla, 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 topla. Ne yapıyorsun lan sen? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Erkan? Neye gülüyorsunuz siz? Fiko! Ne oluyor orada? Ne yaptın sen? Ulan! Aa! Hocam buyurun size. Önüne bak. Veriyorum tasdiknamesini. Bu çocuğun okumaya niyeti yok. Kaç defa ikaz ettim. Bu son şans dedim. İnadına yaptığına bak ya. Müdür bey yapmayın ne olur. Bakın bu Fikret'in yapacağı iş değil. Kavga deyin, dövüş deyin, dayak deyin ama Fikret yapmaz öyle şey. Konuşsana Fikret. Ya müdür bey ziyan mı olsun sokaklarda okumasında? Bırakayım da diğer öğrencileri mi ziyan etsin? Ne hali varsa görsün artık. Fikret konuşsana oğlum. Ben yapmam böyle şey desene. Atılacaklar okuldan. Basket ne olacak? Geçmiş olsun Filiz Hanım. Alın tasdiknameyi. Abi, şimdi Fikret okuyamayacak mı? Ya Kiraz bir dur ya. Ben yaptırdım. Fiko'nun suçu yok. Tehdit ettim, yapmak zorunda kaldı. Benim yüzümden. Hayır hocam, onun hiçbir suçu yok. Ben kendim yaptım. Müdür bey, bu eşek şakasına ben maruz kaldığıma göre... ...müsaade ederseniz cezalarını da ben kesmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Bu çocukları okuldan atmak suça teşvik demek. Ama okulda kalırlarsa onları kazanma şansımız var. İyi de hocam, bu ikisi okulun huzurunu kaçırıyor. Bana bırakın. Bundan sonra ikisinden de ben sorumluyum artık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tabii suçları cezasız kalmayacak. Tabii tabii. Eti sizin kemiği benim. Nasıl isterseniz. Her gün okuldan sonra 2 saat benim nezaretimde okul kütüphanesini düzenleyecekler. Tamam hocam. Siz nasıl isterseniz. Çok sağ ol. Pekala. Bu iş hallolduğuna göre herkes dersini başına. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Getirdin mi? Getirdim. Bir şey yarar diyorsun ha? Yarar tabii oğlum. Annem hep uyumak için bundan içiyor. Sonra balon patlatsa duymuyor. Zarar vermez değil mi? Sen bana güvenmiyor musun? Oğlum şu ana kadar verse verse zaten anneme verirdi. Vermez. Ya çok sağ ol ya. Vallahi her şeyi düşünemeysek bunu çözememiştim. Ben çözdüm işte. Bak bir filmde görmüştüm. Aynı onun gibi olacak. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Tamam anlaştık. Orada. Cemil abi bir bakacağım mı? Hayırdır Fiko, niye geldiniz? Ya müsaitsen bir özel konuşabilir misin? Olur, konuşuruz da siz yalnız mı geldiniz? Şişt, bana bak. Yine öyle konuşacaksan ters ters, canımı sıkacaksan, ayıp edeceksen. Yok, bizim ödevimiz vardı da bir polisle alakalı. O yüzden Fiko da dedi, benim polis... tanıdığım var. Evet. Ona gidelim, yardım alalım dedi de. Birazcık yardım edebilir misin? Ha,
ödev için diyorsun yani. Aynen öyle. Yani ama burası pek çocuklara göre bir yer değil. Yani suçlar falan var ya o yüzden. İyi. Ödev polis falan diyorsan yardım edeceğiz tabii, ne yapalım. Yani bir raporu bitirmem lazım da. Sonra hallederim, tamam. Bir yarım saat gidelim sizle bir yere. Bir meyve suyunu içeriz değil mi Fiko? Olur olur, içeriz. Ahmet, bir yarım saat çocuklarla çıkıyorum. Haberin olsun. Ay çok özür dilerim ya. Dur dur, ben alırım, sorun değil. Dur, ben alırım dedim ya. Evet, sizi dinliyorum. Ya hadi, dalga geçmeye mi çağırdınız beni? Yo, biz niye öyle bir şey yapamayız? Kötü çocuk muyuz yani? Biz meyve sularımızı içelim, sen de çayını iç hadi. Biz içiyoruz değil mi? Cemiler, hadi bitir de biz ödevimizi anlatalım. İyi geldi yalnız ama bayağı yanmış içim ya. Hadi bitirdim, anlat. Şimdi ilk öğretmen geldi. Sonra günaydın dedi, evet. Sonra matematik defterlerinizi açın dedi. Değil mi Fiko? Ondan sonra kesirleri yazdık işte. Bölme çalıştık, çarpma çalıştık. En çok bölmeyi çalıştık. Sonra teneffüs oldu. Teneffüsle çıkarken koşarak gittiğimiz için ayağı Fiko'nun ayağı bana... Şimdi bu tamam, şimdi bu polisle ilgili kısma gelelim. Çünkü bir saattir anlatıyorsun ve hiçbir şey anlamadım yani. Polisle ne alakası var? Ödev falan diyorum. Ağzımı kaçırdık acaba ailece? Ne bileyim. Uf, uf, uf. Şişt, oğlum Fiko. Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz başka bir şey mi var? Söyle, yardım ederim. Okulda falan seni üzen biri varsa yardım ederim yani, sorun değil. Yok Cemil abi. İyi tamam, siz bilirsiniz. Hadi işim gücüm var benim, gidiyorum. Biz de gidiyorduk değil mi Fiko zaten? Gidiyorduk, biz de gidiyorduk. Evet evet, biz de evet, aynen. Bu ne ya? Bir ağırlık çöktü bana. Açık havadandır o tabii, değil mi Fikocuğum? Hadi hadi, açık havadandır. Değil Cemil mi? Abi. Yardım edelim Cemil abi. İyi misin Cemil abi? Cemil, iyi, iyi, iyiyim, tamam. Gerek yok. İyi misin? Hadi sen gayet iyisin. Yok yok, biz yardım edelim, gel. Gel abi. İyi misin Cemil abi? Yok ya. Çocuklar, ben de... Ben hiç normal değilim. Bu ne ya? Elim ayağım tutmuyor. Sürekli bir peste bir halinde. Tamam, dur. Ay dur. Burası tamam, yok bir şey. Bak az kaldı. Arabaya geliyoruz. Bak araba. Ha, araba geldik. Açalım mı? Aç, aç hadi. Açalım hadi. Açtık. Hadi açalım. Dur, dur. Açtım arabayı. Şişt, bir dakika ya. Ulan siz yoksa o. Bu benim çaya. Fiko, 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 tut, tut. Kapıyı, kapıyı aç. Ay, gel abi, Cemil abi. Cemil abi, dur. Ben sizi yatıracağım. Sus, hadi gel. Bak, bura, bura. Hadi uyu, hadi. Tamam, dur, dur, dur. Bir dakika. Ben şuraya bir oturayım. Otur, otur. Hadi abi, otur. Tamam. Otur, oturdun değil mi abi? Oturdum, git hadi. Abi. Hah, ayağımda su. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oldu mu? Oldu. Bir sorsana ya. Şşş, Cemil abi. Abi, bir sorumuz var. Abi. Ya vallahi gitmiş ya. Ayşe. Heh. Şimdi biz Cemil abi nasıl götüreceğiz limana kadar?
Uf, oğlum sen düşünmedin mi plan yaparken? Düşünmedim. Salak mısın oğlum sen? Her şeyi ben mi düşünmek zorundayım ya? Biz nasıl götüreceğiz? Sen demedin mi bana bunu? Kaçak bindireceğiz gemiye, sonra uzaklara, yurt dışına göndereceğiz diye. Ama ben ne yapayım? Kitapta çocuk öyle yapmış. Salak kafa. O kendi yürüyerek gitmiş limana ya. Ha? Bu adam uyuyor. Biz bunu nasıl götüreceğiz? Gemi ne kadar uzakta biliyorsun değil mi sen? Çok uzak. Hah yani. Biz niye burada uyuttuk onu? Ha? Götürüp gemide uyutsaydık ya. E ne yapsaydık? Limanda mı uyutsaydık? Hangi bahane uyduracaktık acaba? Yapacak bir şey yok. O zaman atla arabaya gidiyoruz. Ayşe. Ha? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ya. Kullanabilsen zaten şaşardım. Ben kullanabilirim Allah'tan. Babam öğretmişti. Nasıl? Basbayağı babam öğretmişti. Geç işte arayollardan gideriz, korkma. He? Emniyet kemerini tak. Takıyorum. Sorunumuz var. Ne oldu? Ayağım yetişmiyor. Ya sen nasıl öğrendin o zaman babandan araba kullanmayı? Babam beni kucağına oturtup anlattı. E ayağım değmiyor işte. Hah, öyle oldu işte. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Fiko! Efendim? Azıcık yavaş bas ya. Tamam oldu mu? Hah, iyi söyle. Ya Ayşe. Ha. Dikkat et olur mu bak? Hiçbir yere çarpmıyorum tamam mı ağaca falan? Mis gibi gidiyorum işte. Bak her şey kontrolümün altında. Ama bir şey diyeceğim. Biz böyle saatte 10 kilometre hıza girersek zor ulaşırız oraya haberin olsun. Fiko ben sana nasıl güveneyim ya? Hayır ben frene bas dediğim zaman basmazsan ne olacak o zaman? Allah Allah. Ben sana güveniyorum ama onu ne yapacağız? Hem sen yukarıdasın, ben aşağıdayım. Önümü bile görmüyorum ben. Fiko, azıcık sessiz olur musun? Şoförün dikkatini dağıtıyorsun. Çocuklar ne yapıyor? Kızım sana çek arabayı. Dur. Polis geldi Fiko. Kızım sana çek, Fiko. Sana. Ne, nasıl? Sağa çek, sağa. Yavaş ne? Yavaş. Sağa çek, sağa. Sağa çek diyor, sağa çek diyor. Direksiyonu sence ineceksin. Dur. Frene bas. Durduruyorum. Sağa çek. Bastım. Çek onu. Ne yapıyorsun Fiko ya? Ne yapıyorsunuz siz? Şunlara bak, bir de emniyet kemeri takmışlar. Ne yapıyorsunuz siz? İnin bakayım çabuk aradan. Çabuk. Ne atlar karıştırıyorsunuz siz? Anlatın bakayım çabuk. Biz... Gevelemeden anlat. Ne bu adamın hali böyle? Sadece uyuyor abicim, bir şey yok. Neden? Ya biz ona ilaç verip de uyku ilacı, o yüzden. Oğlum manyak mısın siz? O da ablamı rahatsız etmesin o zaman. Polis amca, bizim hiç öyle kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece onu alıp gemiye götürecektik, uzaklara götürecektik. Fiko'nun ablasını da hissetmesin diye. He. Nasıl uyuttunuz peki bunu? Bununla. Oğlum siz nereden buldunuz bunu? Ananız babanız yok mu sizin? Yürüyün bakayım karakola. Ya bir şey diyeceğim. Benim evime bir saatte gitmem lazım. Yoksa ablam arabama çok uzak, delirir evde. Oğlum sizin başınız nasıl bir belada, farkında mısınız? Ehliyetsiz araba kullanma, polis kaçırma. Ya bunlar? Peki ne zaman döneceğiz Nezdet? Ona savcı karar verecek artık. Savcı ne ya? Sizi hapse atıp atmamaya karar verecek olan kişi. Yürüyün dedim hadi. Devrem sen şu aracı al, ben bunları götüreyim. Binin arabaya çabuk. Filiz sen söyle, ne yapayım ben şimdi? Olacak iş mi bu yani? Vallahi amirim ne deseniz haklısınız. Ben yani gerçekten inanamıyorum. Yani bu nasıl olur? Kusura bakmayın ne diyeyim? Cemil nasıl?
İyi iyi. Hastanede şimdi. Serum verdiler de çıkar birazdan. Lan Nisan'ın eşesine bunu neden yapar oğlum? O tek başına yapmadı. Beraber yaptık yani. Sırf Filiz abla kurtulsun diye. Değil mi Fiko? Ayşe'cim. Annen nerede senin? Bilmem. Geliyor şimdi annesi. Memur gönderdim, çağırtırdım. Ya bir çekiştirme beni. Hah, geldi benimkisi. Ne istiyorsun ben? Ne hanımefendisi ya? Hanımefendi sensin. Uğraşma be. Rahat dur. Ne hap lan? Sen niye? Ne demek rahat dur ya? Ne demek rahat dur? Sen benden ne istiyorsun? Ya hırsız mıyım ben? Katil miyim ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Gene ne bok yedin sen? Hanımefendi. Kızınızla arkadaşı polis memuruma... Bir saniye komiserim, bir dakika. Siz bunu alın, tamam mı? Artık ıslah evim olur, neresi olursa bir güzel oraya yerleştirin. Çünkü ben artık dayanamıyorum, ben bıktım, tamam mı? O da kurtulsun, ben de kurtulayım. Evet, o da kurtulsun, ben de kurtulayım. İşte ne rahat, çocuk da diyor. Annesi değil misin hanım sen bu kızın? Ne annesi komiserim ya? Bunun babası hapse girdi, tamam mı? Ben buna bakmak zorundayım, yoksa benim ümümü sıkar o herif. O yüzden bu benim başıma kaldı. Anası olacak orospu da ortalıkta yok. Yani benim başıma kaldı bu. Yapabileceğim hiçbir şey. Ne olur bunu alın benden. Ben bıktım. Ben bana geliyorlar. Ben darlanıyorum. Ne olur şunu benden alın yani. Çocuğu devlet korumasına vermek istiyorsanız önce babasından imzalı kağıt almanız lazım. Olur. Öyle olmaz yani. Olur. Neyse, biz konumuza dönelim. Ne diyorduk? Bu ilaçlar çocukların üzerinden çıktı. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Sen benim ilaçlarımı mı çaldın? Sen niye çaldın benim ilaçlarımı? Annem. Dur şimdi bir dakika. Sen beni delirtmek mi istiyorsun ha? Sizin mi bu ilaçlar? Benim. Tabii ki benim. Ama onları bana doktor verdi. Bana bak. Eğer satıyorsan... Ne satması komiserim? Olur mu öyle şey? Onlar reçeteli. Dur bir dakika. Bugün alacaktım. Yine ya yeni yazdırdım ben. İşte al. Bu da reçetesi. Alın bunu. Gerçek mi bir inceleyin. Bir de götürün GBT'sine baksınlar. Ne gerçek misin? Ne GBT'si ya? Tabii ki gerçek o. Bana bak Cüce. Hep bunlar senin yüzünden. Bakma bana öyle. Beni delirtme. Beni kullanma. Hep senin yüzünden. O pezelik baban yüzünden oluyor bunlar. Başıma sağlı seni. Biz... Siz gelmeden önce Cemil'le telefonda konuştum. Karımın kardeşinden şikayetçi olacak halim yok dedi. Tabii Fikret'ten şikayetçi olmayınca senden de olmadı. Oley be! Oh. Çok teşekkür ederiz amirim. Biz gidelim. Ben Cemil'i de ararım. Kusura bakmasın söylerim. Tamam Filiz. Götürebilirsin kardeşini. Ama bak bir dahaki seferi affetmem. Zaten arada Cemil olmasaydı bugün çocuk şubeye gönderir hiç karışmazdım. Tabii haklısınız. Kusura bakmayın tekrar. Sağ olun, yürü. Abla, Ayşe ne olacak? Yürü. Otur kızım sen de, otur. Al dökmeden ye. İçeride yesem olmaz mı abla? Hayır, yemeyeceksin, burada yiyeceksin. Bundan sonra yasak. Tamam mı? Park yasak, top yasak. Evi bırak, odadan çıkman yasak senin şu andan itibaren. Duydun mu? Otur dökmeden ye. Abla. Ayşe'den haber var mı? Ne Ayşe'si ya? Ayşe adı duymayacağım bundan sonra bu evde. O kim ya? Ayşe, ne oldu? Gel. Anne. Gel buraya, gel, gel, gel. Ayşe. Ne oldu annene? Anne beni evden attı. Ama derim onu aldı, bir daha eve gelemezsin dedi. Ah kuzum benim. Hadi gel içeri, gel. Gel çıkar ayakkabını, gel. Ayşe. Oo. Ne oldu ya? Ben de bilemedim nereye gitsem. Buraları
bilmiyorum. Size geldim ya. Gündüz olsa parka giderdim. Tamam, biz seni götürürüz annene, tamam mı? Konuşurum da ben. Ben bırakırım ya. Ben biliyorum evi zaten. Geçen Fiko'yla bıraktık ya seni. Orası benim gerçek evim değil. Yalan söyledim. Annemi görün istemedim. Tamam, hadi bir sakinleşelim. Bak bana. Tamam. Aç mısın? Değilim. Hadi geç sen, geç. Geç bakayım, hadi. Yılmam benim. Allah, oturabilir miyim? Cemil'i bayılttılar işte. Ayşe'cim, birazdan çıkarız, tamam mı? Şimdi Ender Hanım'a yarısını söyleyerek yüzüğü al. Ben daha sonra senden satın alacağım. Merak etme, konuşacağım ben annenle. Abla. Hı. Bu akşam burada kalsa. Kızım, olur mu öyle ama ya? Nerede kalacak? Yerimiz yok ki. Annesi atmış evden. Lütfen. Çocuk atılır mı canım evden? Ben konuşurum annesiyle. Merak etme sen, tamam? Hadi Ayşe'cim, çıkalım kuzum. Ben de seninle çıkayım, oradan eve geçerim. Hadi. Hadi görüşürüz. Alsana. Ha, otur ağla bir de. Annem evden attı diyor. Biz geri yolluyoruz kızı. Sen karışma Fiko'cum. Tamam mı? Ablam gidiyor zaten şimdi. Seni ilgilendirmez. Burası mı? Aman. Biz Ayşe'yi bırakmaya gelmiştik de bize gelmişti. Niye getiriyorsunuz ki? Ben istemiyorum ki bunu. Hanımefendi, ne yapalım? Sokakta mı kalsın çocuk? Ya nerede kalırsa kalsın bana ne? Benim derdim değil ki ya. Ben istemiyorum ki bunu ya. Ben gittim. Yalnız hanımefendi, farkında mısınız bilmiyorum, eğer bu bir suç sayılıyor. Yani dışarıda başına bir şey gelirse sorumlu sizsiniz. Hadi ya. Allah Allah. Sana ne? Ha? Sana ne ya? Sana ne? Sana ne oluyor? Olur. Ben şimdi onu alırım.
Tamam mı? Götürürüm, bir güzel yatırırım. Ondan sonra sabah olur karakola bırakırım ben bunu. Ondan sonra artık yuvaya mı götürüyorlar, nereye götürüyorlarsa götürsünler. Benim derdim değil. Bir bana ne, bana ne? Ben ne yapayım yani ben? Yürü kız. Gir içeri hadi. Hadi. Ayşe dur. Dur sen bizde kal. Ne? Bizde kal kuzum. Ayşe bugünlük bizde kalsın. Siz de yarın kendinize gelince, ayılınca gelir alırsınız, olur mu? Eyvallah. Hadi pazar olun. Haydi. Ayakta durun. Bu ne ya? Boş ver, boş ver. Hadi gidelim. Fiko. Hadi oğlum yat artık ya. Ablam gelecek, patlayacak gene sen ha şimdi. Zaten mimlisin şu an. Ya abi, ben her şeyi merak ediyorum ya. Yatamam ki. Hah, geldiler. Anlat şimdi ablam. Hadi gel bakalım. Ayşe. Bu ne? Bu gece sizde kalıyorum. Oley be. Hayda. Hadi gel bakalım kuzum. Sen benim yatağımda yat, ben Hikmet abinin, tamam mı? Hikmet kim? Aa, Kiraz sen yatmadın mı? Hadi pijama ver ona. Hikmet bizim erkek kardeşimiz, rahmetin bir küçüğü. Peki nerede? O Ankara'da, yatılı okulda. O da mı sizi kızdırdı? O yüzden mi gönderdiniz? Yani. Ama aslında biz onun iyiliği için gönderdik yani. Sadece biz kızdık diye değil. Hadi geç. Ha, Filiz abla. İyi geceler. İyi geceler. Tamam bana müsaade. Hadi iyi geceler. Geçelim. Ha, yatarsın şimdi değil mi? Hadi kalkın hadi. Sabah oldu, kalkın. Sokmayın beni o pis odanıza. Uyanın. Uyanın dedim size. Abi bize mi diyor ya? Kime diyor oğlum? Bize diyor işte. Duyuyorum. Sesinizi duyuyorum. Tamam babaanne, geliyoruz. Ya abi. Hı. Biz cumartesi günü sabahın körüne niye uyanıyoruz ki? Bilmiyorum Fiko. Çık kendine sor bakayım. Sorabiliyor musun? Hadi. Çık sor niye kaldırıyorsun bizi diye. Ha, kalktınız mı? Sen de mi kalktın? Kuş yuvası kapalı. Hadi, hadi bakalım sofraya. Sofra beklemez. Sofra beklemek. Evet. Yerlere sakın bir şey düşürmeyin. Çok kızarım, çok. Esneme be, uğursuz uğursuz. Ya babaanne, sen bizi sabahın köründe niye uyandırdın ya? Zaten okul için uyanıyoruz. Sus bakayım. Sizin tapunuz bende. Ben ne dersem o olur. Babaanne ben kahvaltıdan sonra çıkacağım, arkadaşımla yapacağım. Ben de ödev yapmak için Ayşe'ye gideceğim. Biri Ayşe'lerdesin. Ben de geleceğim. Otur bakayım oraya. Dur bakayım. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Ne? Sen bana lazımsın. Artık Ayşe'ye selamını söylerim mi? Düzelt, düzelt, düzelt. Aferin. Gel şuraya otur bakayım. Şu arkamdaki yastığı da bir düzelt bakayım. Ah. Oh. Şimdi. Sen çok haylazsın. Onun için bugün evde bir işe yara. Tamam mı? Biz seninle para kazanacağız. Babası kılıklı. Para lafını duyunca nasıl da be sırıtıyorsun? He? Ben boşuna demiyorum babası kılıklı diye. Tamam da baba, ne yapacağız? Şimdi şu sandalyelerle masayı dışarı çıkar. Para vereceğim sana. Bol cana kahve alacaksın. Tamam.
Ondan sonra da fincanları bir güzel yıka. Evde ne kadar fincan varsa yıka, tamam mı? Hadi seyretmeyi bırak, hiç mi para görmedin? Hadi, hadi. Senin saçını keseceğim. Çekme. Keseceğim. Yanındaki kim? Annesi geldi dediler ama. Ne arıyorsun sokakta? Ne bileyim ben. Kızlar. Dedikodu yapacağınızı bana sorsanız ha. Evet, ben Fikri'nin anası Aysel. Doğruymuş, gördün mü? Biz duyduyduk geldiğinizi. Duyduğunuzda niye buyurup gelmediniz, bir kahve ikram edeyim size? Piko, koş teyzenlere kahveye. Hadi. Ben mi? Yok deden. Tabii sen. Öğrettim ya oğlum içeride sana kahve yapmayı. Hadi, hadi. Buyurun oturun, oturun. Sağ olun. Nasıldı pazar? Günün koşulları işte, yaz pahalı. Evet, vallahi pazar bile pahalı. Çok. Ben çok güzel fal bakarım. Aha. Vallahi. Çok güzel. Bak iç, kendi gözünle gör. Ay, senin çok hakkını yemişler kız. Ay, kaynanam mı, görümcem mi? Çok üstüne gelmişler. İkisi de Aysel abla, ikisi de. Zaten burada çift başlı bir yılan var. Ama ben ezdim kafasını, ezdim. Ezdim. Amanın. Yoldan birini bekliyorsun. Ay vallahi biliyor. Oğlum asker. Öyle mi? Geliyor. Hadi gözün aydın. Geliyor. Arkadan da düğün var, düğün. Ay hadi inşallah yarabbim, inşallah. İnşallah. Bu kadar. Ay ne güzel baktın Aysel abla. Sen daha buradaysan Zeliha'lara da bir baksan. Öyle çok derdi var. Tabii canım, tabii bakarım. Aa, ev beni bastı. Burası ne güzel esiyor, püfür püfür. Ben hep buradayım, tamam. Haber verin, herkese haber verin. Fal bakıyor diye. Tamam, hadi ağzına sağlık. Ha, bir de su içer misiniz? Torunum satıyor da, hani cebine harçlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Bana bak. Sen şimdi buraya herkesi dizeceksin. Tamam mı? Sonra da ne konuşuyorlar koşa koşa bana gelip söyleyeceksin. Yapabilir misin? Kafan basar mı? Tabii ki de yaparım baba, ne? Aferin sana. Aferin. Götüreyim mi onları? Götür, yıka. Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Çocuğu bırak. Su için, su. Para koydun mu? Hadi bakalım kısa günün kârı.
Şunlara kumpanya bitti de sonra da eve götür beni, yoruldum. Tamam. Ablalarım, teyzelerim. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bekleriz. Bu kadar bekledik. Bu kadar bekledik. Ya teyze, yarın yine buradayız. Yine bekleriz. Şunu alıyorum, senin paraları. Bende dursun. Ama babaanne, bütün işi ben yaptım. Ne yapalım? Ben de işi kurdum. Sen daha çıraksın. Hiç sarkıtma suratını. Bugün öğrendiğin senin yanına kâr. Her türlü esnaf olur sende. Sahiden mi ya? Evet. Bu hayatta herkes bir şey olur. Neye kabiliyetim var onu bulmak önemli. Seninki de buymuş. Hadi buraları topla. Sonra da çarşıya gideceğiz. Çarşıya mı? Neden? Ay! Çok sorun. Bayılacağım. Aa, babalarımı tutturma. Ya ablam Barış da çıktı. Çocuklar da bana kaldı şimdi. Nasıl çıkayım? Ya of Rahmet ya. Babaannen evde değil mi zaten? Ya ne olacak bir saatten? Hem sen gelmezsen ben tek başıma gideceğim bak. Abi. Ha? Babaannem diyor ki nereye gidecekse gitsin. Ceyran yapıyormuş. Kapının önünde durmasın dedi. Ayaklarını yelesiyormuş. Ha, bak duydun işte. İyi tamam, geliyorum ya. Piko! Uslu durun ha, ben geliyorum hemen. Hadi. Çekirdekle çitler miyiz? Ya çitlemeyelim ya. Ağzım yüzüm birbirine giriyor. Tuzlu oluyorum ya. Çitleriz, çitleriz. Normalde maç var da oraya gideceğiz Ayşe'yle. Ne diyorsun be Fiko? Ne maçı, saçmalama, hiçbir yere gidemezsin. Ablam olsa o da izin vermez. İşte akıllım. Zaten bilerek söylemiyoruz. Tamam. Biz kaçacağız da. Ayşe sen git dışarı, tamam, beni bekle. Ben de hemen gelirim. Bana bak, kadrolu dert. Saat kaç oldu? Ne zaman eve gideceksin? Anan seni merak etmez mi? Zaten ben gidiyordum yavaş yavaş evime. Ben de yatayım o zaman. Geç oldu. Babaanne, ben şey diyecektim. Ben çok derin uyurum da. Kiraz da bilir hatta. Böyle yanımda top patlasa uyanmam. Hani bağırırsın falan duyamam. Merak etme yani. Niye merak edeyim seni? Ha? Hadi sıbar yat. Geceler. Ne yapayım, babaannemi ayarlayamadım ki. Hay tamam, hadi gidelim. Durun, beni bekleyin. Ya kızım, senin ne işin var? Başınızda da birinin olması gerekiyor. Çocuklar? Babaannem onlara bakar. Yanınızda aklı başında birisi olması gerekiyor. Aklı başında sen. Ben karışım. Hı, bücür. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Ben acaba gelmesem mi? Mehmet abi bizi yakalayacak. Kiraz, şu anda Mehmet abi böyle televizyonun karşısında oturmuş böyle uyuyordur. Ya asıl hem burada dikilirsen Mehmet abi seni yakalar. Ya yanımızdan ayrılma ya. Hem sen bu saatte Mehmet abinin ne yaptığını nereden biliyorsun? Ben okula her zaman giriyorum ki ondan. Ya beni niye çağırmıyorsun? Bir dahakine çağırırım Fikocuğum. Ha çağır da ablam da ikinizin de bacaklarını kırsın. Allah'ım ya, sen gece gece ne yapabilirsin ki okulda? Hiç, dolanıyorum. Bazen böyle tahtalara komik komik notlar yazıyorum. Hem size ne? Benim de okulum değil mi?
işte, ne var? Ya tamam, şu topları bulalım, sonra ne yaparsak yaparız. Allah'ım ya, bir kerecik aklınıza uydum, başıma gelene bak. Biliyormuş. Bir şey söyleyeceğim, bize dua etsinler. Yoksa mahalle maçı yarım kalıyordu. Şiko, biz de bu işlere girsek ha. Hani böyle maç sırasında bozulan, yani patlayan topları itinayla temiyet ederiz. Temin Ayşe'cim, temin. İtinayla temin edilir. İlk önce lafını doğru düzgün öğren, sonra reklamını yaparsın sen, boş ver. Üf Şiko ya, biz niye getirdik bu inek öğrencisiniz yanımıza? Vallahi su kokusundan tanıyacaklar. İsmi söyleyeceğim, yalnız bunu kilitle. Anahtarı yok. Nasıl ya? Kilitledin mi şimdi? Ya bu sefer seferinden açık oluyordu. Demek ki her akşam kapatıyorlarmış Fiko. Of, nereye koymuş olabilir ki? Arayalım ya. Nereden biliyorsunuz? Belki adam evine götürdü. Vallahi bir ses duydum. Biri geliyor ha, vallahi. Kim var orada? Ya hani televizyon seyrederken uyuyordu? Ya Allah'ım, güzelim okul kariyerim sizin yüzünüzden mahvoldu ya. Hem de bir tanecik top sevdamız yüzünden. Ben ne yapayım? Benim mi suçum ha? Benim mi suçum? Ben nereden bilebilirdim ki bugün dizisi olmadığını? Ha? Ben yayın takipçisi miyim? Her şeyi ben mi takip ediyorum? Ya tamam, kavga etmeyin. Belki girmez içeri. Kim var orada diyorum? Barış çağırırım bak. Aha, abla. Havlu buldum, havlu buldum. Sen var. Şimdi bakın, onları üzerinize geçirin, tamam mı? Dönün bakayım siz iki de, haylazlar sizi. Kimsiniz siz?